Herkese merhabalar, Patron TV'ye hoş geldiniz. Ben Yiğit. Bugünkü videoda çok uzun zamandır yapmak istediğim bir şeyi yapacağız. Hem base game kullanacağız, hem EA'in bize verdiği kısıtlamaları kullanacağız. Hem de daha çılgınlı şeyler yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Bu video fikri çok uzun süredir aklımda var aslında. En son ne zaman konuştum? Yani ilk daha kanalı başlattığım zamanlarda aklıma gelmiş bir şeydi. Sonra Aralık'ta falan tamam ben bu videoyu yapayım deyip böyle bir sıraya aldım ama bir türlü fırsat olmadı. Hala da yok aslında ama birden böyle bir artık tamam aklımda yer etmesini istemiyorum dedim ve oturdum bunu yapmaya yani. Niyet ettim resmen. En son Fahri ile işte Ocak'ta falan konuştuk bunu. Onun sonucusunda böyle bir yine bir Sims 4'ü gömüyorlardı. Yine böyle bir Fahri'nin sunucusunda herhangi bir gündü. Böyle hani ben Sims 3'te 4'ü falan karşılaştırmayı sevmiyorum yani karşılaştırılacak bir şey yok. Sims 4 hani 3'e göre mükemmel bir oyun değil. Yani sadece grafikleri daha iyi, inşası eğlenceli gibi duruyor. 3'ü ben çok az oynadığım için biraz taraflı yaklaşıyorum. O yüzden ikisini de yeterince oynamış birisinin karşılaştırma yapması daha doğru olur. O tarz videolarda zaten YouTube'da bol bol var. Gidip izleyebilirsiniz, kendi kararınızı verebilirsiniz. Benim için çok önemli bir şey değil gerçekten. Böyle hani hararetle savunacak kadar of Sims 4'ten nefret ediyorum diyecek kadar bir şey değil gerçekten. O yüzden şeyi düşündüm. Yani bu insanlar neden bu kadar nefret ediyor diye baktığımda ben hani oyunu geçen sene indirdiğim için hani böyle çok kaymağını yiyorum gibi bir şey aslında. Çünkü yani siz çok çekmişsiniz yani önceden indirmiş olanlar olarak. Bu güncellemelerden önce çok az şey varmış oyunda. Böyle hani 2014'te çok çok az şey varmış. İşte şifre barı yokmuş, move objects yapamıyormuşsunuz. Havuz yok, bodrum katı yok, hiçbir şey yok. Baya böyle korkunç. Ben de acaba dedim hani bu kısıtlamalarla bir ev yapsam mı? Hani sanki 2014'teymişçesine. Biraz 2014'e dönelim. Evet, yok böyle yapmayacağım videoyu. Ama diyelim ki hani bir tane sim yaratalım. Ve hani olabildiğince ana oyunda bir başlangıç evi yapmak istiyorum. Ki hani Oasis Spring, yani böyle ilk dünyalardan biri hem. Orada yaratsak daha mantıklı gibi. Simimi böyle çok rastgele yaratacağım. Adını da rastgele seçmek istiyorum. Caroline Kitchen. diye muhteşem bir sim. Evet, özelliklerini de rastgele verdim. Hayat amacını da atıyorum bir şey. Başlangıç oyununda olan şeylerden seçmemiz lazım. Yani en net şeylerden. Mesela bu soulmate hani aşı arayan bir sim. Bu simi yarattım çünkü bu simi hani Oasis Spring'de bir yere yerleştireceğim. 20 bin simülyon vereceğim. Öyle bütçeye iyi ayarlayabileceğinizi düşünüyorum. Demek ki işte şuraya taşınsın. 30-20, bu da mı 30-20? İkisi de aynı. Bu niyeyse daha pahalı. O yüzden buna gideceğim çünkü daha ucuz. Şifre barı olmaması demek debug eşyası da yok demek. O yüzden bir inşacının kurtarıcısı olan debug olmayınca bakalım ne kadar iyi bir ev yapabileceğim. Bir de arazimiz tek kişi için biraz fazla büyük aslında. O yüzden güzel bir şey çıkar mı bilmiyorum. Tabii platform falan hiçbir şey yok. O yüzden olabildiğince yapmaya çalışacağım. Böyle güzel bir kutu yapsam bence olur. Bu temeller falan da mı sonradan geldi acaba ya? Korkuyorum şu an. Yanlış bir şey yapmış olabilir miyim diye. Muhtemelen kaçırdığım bir şeyler vardır. Yorumlarda yazarsınız. Ona göre belki daha sonra yeniden denerim bu meydan okumayı. Böyle bir tuvalet. Böyle düz bir giriş olsun istiyorum. Burasını da tuvalet olacak. Yatak odası da... Niye yapmıyorsun? Ha çünkü zaten oda yapıyormuş. Tamam. Yatak odası böyle olsun. Ve sakin. Bu şeyler çok pahalı ama olabildiğince ucuz bir şey seçip şundan falan güzel bir arka bahçe yapmayı planlıyorum, hedefliyorum bakalım. Çok pahalısın. 160 iyidir. Çok böyle ucu ucuna da olmasın. Biraz böyle kenarlara çıkması iyi. Asimetrik olması da güzel aslında. Asimetrik yapacağım. Ama buna çok para gidiyor şu an. Ama çöpü falan arkaya koyacağız. Çatı Allah'ım çok mu çirkin oluyor orada acaba? Evet. Bu çatıyı böyle yapacağım. O stili yapmayı bayağıdır düşünüyordum. Böyle çatının yanına başka eğik bir çatı. Bu çatı. Hani yarım çatı gibi olanı. Eğik bir şekilde eklemeyi. Epeydir istiyordum aslında. Güzel bahane oldu.
Evet, bu harika. Tam istediğim şey. Bunun tabii renklerini ayarlamak lazım. Base Game'den güzel bir şey ayarlasak güzel olurdu. Bunu neredeyse hiç kullanmıyorum. Bir kullanalım bakalım nasıl olacak. Onun dışında şu çatı kenarlarını ayarlayalım. Bunu böyle biraz daha kalın versem sanki daha güzel olacak gibi duruyor. Evet, sanki daha uyumlu. Bu renk kombinasyonunu seviyorum. Bu deve tüyüyle kiremit renginin kombinasyonunu seviyorum. O yüzden o olacak. Dışarısının rengini sanırım tuğla yapmak istiyorum ama tuğla çok pahalı bir şey. Sanırım ne kadar beyaz yaparsak o kadar iyi olacak gibi ama çok çok mu aynı oldu? Evet, çok aynı oldu. Sanırım daha başka bir renk seçmemiz lazım. Koyu kahve. Aa. Bu arada renk ışık çok kötü ya. Yağmur yağdığı için oyunda. Işık çok kötü şu an. Ne böyle mavi mi yapsak? Bu şekilde bir duvar. Sarı dedik. Turuncu nasıl? O da gri falan. Bakayım. Bu da olmadı. Şu nasılmış? Bu da aynı gibi. Bunu da beğenmedim. Herhalde beyaz yapacağız. Sanki beyaz en uygunu gibi duruyor. Ben bunu beyaz yapalım. Önüne şöyle güzel bir kapı koyalım. Ana oyun kapıları. Bir de ucuz olması lazım tabii. Ana oyun kapısı koyuyorum diye. Şunlar hem böyle majestik kapılar hem de hani böyle çok şaşalı kapılar hem de buraya neden koydurtmuyor acaba tam şuraya? Ha, çünkü duvar vardı, doğru. Ha, unutmuşum. Evet, orada duvar vardı. Ve ben tuvalet yapmıştım. Bakayım kötü durdu mu? Biraz kötü durdu. Şuradan olsun girişi. Değişik olsun. Olmaz mı? Kapıyı beğenmedim şu an. Evet. O kapı olmadı oraya. Burada daha ilginç bir kapılarımız var bak mesela. Şu an bir takım problemlerim var. Sanıyorum ki bir çatı numaraları yapmak istiyorum buralara. Yok, çatıyı almak istiyorum. Kopyala. Böyle yapsam daha da dandik duruyor. Böyle iyice kısaltsam, oradan bir çıkış gibi bir şey olsa. Aa, o da olmadı, onu da beğenmedim. Bu ne? Şu an hiç beğenmedim, öf. Aa, bir de böyle deneyelim. Bu aslında simetrik gibi görünüyor, o açıdan sevdiğim. Tuvaletten girmiyor değil mi? Tamam. Şuraya işte koysak. Posta kutusunu koysak. Olmaz mı? Aslında bunu bu taraf, diğer tarafa yapmak daha güzel olabilirdi ya. Bir deneyeyim bakayım. Öne gel. Böyle mesela. Sonra da bunun yanına alsak. İyi gibi. Pencere koyayım. Buna uygun pencereler vardı ama pahalıydı diye hatırlıyorum. O yüzden daha dandik pencereler kullanabiliriz. Şöyle bir şeyler var mesela. Aa, çok kötü. Şu nasıl? Be, çok kötü. Bu arada tetikli olup not alın lütfen. Eğer 2014'te eğer oynadıysanız biliyorsanız 2014'te şu yoktu dediğiniz bir şey varsa hani ben de bir sonraki denememde onları koymayayım. Hem bir pancarlı mı yapsak? Ve çatıyı daha işte yeşil falan böyle bir şeyler yapabiliriz belki. Ve bayağı değiştirebiliriz evi yani. Şundan koyayım ha işte. Tam düz. En ilk Sims evim tarzı. Şunları iki tane yan yana koyamıyoruz çünkü evet. Sınırlamalarımız bunu engelliyor. O kadar aşağı olmasa da olur sanırım. Orada boyamayı unutmuşum, farkındayım. Onu da yapacağız. Ev planı nasıldı? Ha. Ev planına göre koysam daha mantıklı tabii. Tabii. Arkaya şuraya bir tane daha kapı koymak lazım. Buraya da pencereler bence güzel olur. İyice en tepeye mi koymuşum ben bu pencereleri? İyi kötü durmuyor sanki. Bunun daha düz versiyonu var burada. Ha. Bu da arka kapı.
şeysi. Böyle iki kapı birbirine baksın. Şurası tuvalet, burası yatak odası, burası oturma odası artı salon gibi düşündüm. Burada yer olmasın ya. Burayı bence böyle bir yeşilli meşilli bir süsleriz, bir şey yaparız. Bakalım nasıl, ne kadar iyi olabilecek. Ana oyun kullanmak istiyorum ve olabildiğince ucuz olsun istiyorum. 4 milyon. Evet, sınırım şurada herhalde. Şu dördü sadece. Halılar falan daha mı ucuz? Halılar da aynıymış. 4 milyon. Çok korkunç şeyler var burada. Böyle değişik renkler olsun istiyorum. Sarı halı çok değişik bir aslında. Böyle pembe halı falan var. Bunu yatak odasına koyalım. Sonra içeri bence ahşap iyi olur. O yüzden ahşap koymak istiyorum. Böyle mavili falan ahşaplar var. Şu benim hep koyduğum ışık var ya, küçük ışık. Duvara koymalık. O da sonradan gelmiş bildiğim kadarıyla. Sadece büyüğü varmış ve insanlar küçültüyormuş onu. Şu ışık. Bu da sonradan gelmiş. O yüzden bunu da kullanmayacağız. Sadece bunu kullanacağız. Zaten bunu kullansak iyi olur bence. Zaten en ucuz ışık yani. Böyle dışarıyı boyamayı unutmamam lazım. Çünkü bütçeyi ona göre ayarlayacağım. Her yer boyalı değil mi? Evet. Şimdi bir duvar, dandik bir duvar kağıdı koyalım. Duvar kağıtları 2 var. Burada 4'e geçiyor. 4'e geçmeyelim şimdi. Gerçi 5 falan da hoşmuş. Ama burası böyle sıcak bir yer olduğu için bence duvar kağıdı çıkar düşer. O yüzden daha böyle duvar kağıdı olmayan şeyler. Mesela şu 2'ymiş bir de bu. Ucuz, basit. Bunlar koyalım işte, yapıştır. Şimdi bu aşağısı pembe olduğu için buna ne gider? Yeşil gider sanki. Şu yeşil daha bir gitti. Evet, böyle ilginç bir turkuaz rengi. Hem evet, Türklüğümüzü de gösterelim, şanımız yürüsün. Sanırım bu pencereleri aşağı indireceğim ben. Çünkü böyle daha normal görünüyor içeriden. Dışarıdan o kadar tuhaf değildi de içeriden tuhaf görünüyor. Zaten hani uzun pencere oldukları için aşağı kadar gitmeleri mantıklı gibi sanki. Bu da böyle içeride. Bir tane daha koymak mantıklı gibi değil. Tamam, çok pencere koymayalım. Çok paramız yok çünkü. Başka, şu kapı 50. Şu ne? Bu da 50. Ha, iyi. Bir de böyle şu kaç? 90. Hayatta koymam. Camlı olacak. Bütün kapılar cam. Evet. Şu nasılmış? Dünyanın en çirkin kapısı falan. Başka modlarına bir bakalım. Tamam, beyazı fena değil gibi. Ve böyle Realm of Magic gibi bir kapı bu yani. Ne biçim kapı? Evet. Ne diyor dedim. İşte yani duvarları boyamaya devam. Duvarları bir boyayalım. Sanki ben bu yeri şey istiyorum. Diğer taraftan istiyorum. Böyle istiyorum. Sıcağı daha mantıklı değil mi? Sanki daha uzun gösteriyor gibi. Böyle olunca bir daha sevdim. Bilmiyorum, fark ettim ama. Benim için önemliydi yani. Onun dışında bu odaya bir duvar yapmamız lazım. Şimdi bu 4, bu 2. Şöyle bir şey var. Çok korkunç. Burada böyle güzel güzel renkler var aslında, böyle bir sürü. Bu maviyi ortaya çıkaracak şey bir... Ne bileyim. Şu olabilir. Yakıştır yani rengi. Gül kurusu nasılmış? Yani... işte. Dur bakayım. Daha koyu renkler mi kullanmak lazım? Falan. Bu nasıl? Aynı renk. Abi siyah yok mu ya? Düz siyah falan. Düz lacivert var. Biraz boğdu beni. Biraz saçma duruyor. Gri nasıl? Sıkıcı. Açık gri falan koyalım. Bu nasıl olmuş? Bu nasıl? Sarı nasıl? Sarı sanki bir oldu gibi ama biraz çok cıvık oldu. Aa, bu sanki daha bir böyle sakin. Bu daha da sakin. Ben bej. Beji yapıştırsak mı? Bejin böylesi varsa onu yapıştırsak daha mantıklı gibi. Evet, sanki daha uygun oldu. Banyomuzu da yapalım. Banyoda en ucuzlar hangisi? 2'ye kadar gidiyor. Sonra burada 4 başlıyor. Aa, bu da 2'ymiş. Tamam, bunu koyuyorum kesinlikle. Çünkü bu müthiş bir şey. Bence bunlar bayağı iyi yani diğerlerine göre. Bu nasıl? Hoşmuş. Ben sanırım kırmızılı istiyorum bir şeyler burada. Çünkü biraz o çöl havasını da vermek istiyorum. Aşağıda... Ben aslında bunu seviyorum şeyde. Banyoda. Taş da güzel olur aslında. Ben tile değil de taş da hoş oluyor bazen. Beton falan. Bunlar 4'müş. Bunlar ne? Bunlar da 4. Aa, bu çok güzel aslında. Sanırım bu sefer taş yapacağım. Şu nasıl olacak? Bakayım. Aa, aa. Şu nasıl? Hala 4 mü ya? Bu da uzun 4. Neredeyse... Neredeyse çimento diyor. Bu olmadı. Şu nasıl? Evet, çok düz beyaz bir beton yer yaptık. Ne kadar pahalanıyor birden. Ha bak, 8, 4 falan bunlar nasıl? Ha bak, bu daha güzel gibi. Tamam, bunu seçtim. Seni seçtim, Pikachu. Hem de 4. Mükemmel.
Başka. Evet, eşyaları koyalım, artık çok fazla paramız kalmayacak bu gidişte. En önemli şeyleri koymak istiyorum en baştan. İşte bir buzdolabı falan, demir başları koyalım da. Şöyle en dandiklerini vermek istemiyorum. Yani böyle şey, kapının yanında buzdolabı. Sizce de hoş değil. Evet, bakalım nasıl olacak. Sonra en dandiklerinden verebiliriz böyle. Kenarda olacak. Bu renkler tabii ki de. Zaten o renkleri seçtik yani her yerde. Bir de köşe parçası bence yeterli. Tamam. Bunu da bir kenara alabiliriz. Sonra yanına en dandik musluk. Simler köşede pişirebilir yapacakları şeyi. O yüzden ben bir kahve makinesi vermek istiyorum. Dandik de olsa. Çünkü kahve makinesi hayat kurtarıyor bazen. Onun dışında bir yangın alarmı tabii ki de vermeliyiz bence. Tabii ki de bir yangın alarmı. Çöp kutusu tabii ki de. Çöp kutusu en dandiklerini verelim, sonra biraz daha iyisini belki koyarız. Altlar falan yoktu değil mi? Doğru, pardon. Bir an değil. Şey yaptım, alışkanlık. Sonra işte çöp kutusu, bir de dışarı konacak olan çöp kutusu da var. Onu arka tarafa koysam daha mantıklı gibi. Ne koyacağız arkaya? Şundan koyacağız işte. Böyle koyalım. Sonra buraya bir yatak odası yapalım. Böyle tatlış oluyor renkler. Bunlara ne rengi gider? Böyle ahşap renklere falan gider sanki. İlk kişilik bir yatak koymayı planlıyorum. Bunu koyalım işte. Ya da şöyle mi koysam? Bu da ortalamıyor. Şimdi ayarlayamayacağım için uğraşmak istemiyorum. Ne renkler varmış. Bu hoş aslında. Bu da hoş. Evet, sanırım bu renkleri beğendim. Böyle açık ahşap rengi kullanacağım yine. Sonra yanına da şöyle açık ahşap renkli yine bir şeyler verilebilir belki dediğim. Üstüne bir ışık, lamba koymayalım mıydı? Böyle bir lamba koydum. Evet. Bunu bu arada rengini değiştireyim. Biraz daha yakın olsun rengi. Sonra buraya işte bir komodin falan. Komodin mi değil? Komodin o diğeriydi. Keşke bunu koyabilseydim. Evet. Neyse. Ne koyacaktık? Evet, bir giysi dolabı. Şu çok eski duruyor. Bunu koymak istemiyorum. Şundan koyacağım sanırım. Bu üstündeki şilteyi çok sevmiyorum. Sanki biraz daha uygun gibi bu havaya. Onun üstüne saat maat konulabilir belki dedim. Böyle. Ne bileyim. Bir saat ve bir çiçek. Güzel olmaz mıydı? Sonra yanına da bir tane ayna koyarız zaten. Yatak odası dediğim bunlardan ibaret. Evet. Şu ana kadar çok zorlanmıyorum. O yüzden çok söylenmeyin lütfen. Sims 4 o kadar da kötü değilmiş. Bakalım çok zorlanacağım bir kısım olacak mı? Bunu böyle koydum. Bir tane böyle dandirik bir şey verdim. Perdeleri de koymam lazım. Perdeleri koyarken biraz sinirlenebilirim. Evet. Onlar nasıl olacak bilmiyorum. Şunu yapıştırmak lazım. İşte en yakın. Ha, koyamadım sanırım. Ha, tamam. Sonra işte bir tane böyle bir aynasını da verelim. Bu diğer ayna ne kadarmış? 75. Bu daha mantıklı sanki. Arkasında bir dolap olması en azından. Daha mantıklı gibi. Bu arada şeyi nereye koyacağız? Yemek masası. Yemek masası şuraya olsa. Dur bakayım. Yok, buraya bir tane işte koltuk, şuraya televizyon falan koysak. Aslında televizyon çok gerek yok ya. Bilgisayar olsa daha mantıklı ve bilgisayara çok para gidecek. Koltuk takımını da önceden bir koyayım da. Şu fena değil. Bunu koyalım işte. Çok umurumda değil yani koltukların nasıl duracağı. Bu da ana oyundaki en ucuz sehpa. O yüzden bunu buraya koydum. Bu bile taşıyor mu yani? Hiç hoş değil. Şunu şöyle kenara alalım o zaman. Nasıl oldu mu? Bu içeride niye beyaz ya? Bunu hiç anlamadım. Neyse, işimize yarıyor. İçeride beyaz olması kötü değil. Bizi kurtarıyor biraz. Televizyona gerek yok ama koyalım. Daha çok ben şey istiyorum. Çalışma masası tarzı bir şey istiyorum. Ama önce isterlerimizi bir tamamlayalım. Evet, bence oyunun bize verdikleriyle yapmamızı istediği ev bu yani şu an. Hani yapabileceğimiz en güzel. Evet, çok sade. Ve hani her işimizi yapabileceğimiz ev stili bu şu an. Buraya bir işte saksı falan. Şuraya koysak daha mantıklı gibi. Oraya acaba şey koyabilecek miyiz? Perde koyabilecek miyiz şimdi? Evet, koydurtmuyor. Harika. Dediğim gibi beni çıldırtmaya başladı. Ha, bunu koyabiliyoruz en azından. Bunun böyle güzel bir rengi varsa belki olabilir. Şu belki daha iyi oldu. Evet, bu daha iyi olmuş. Bunu böyle koyalım. Yatak odasına da lazım bence perde. Evet, yatak odasının perdelerini böyle seçeceğim ama bunun daha güzel bir rengi varsa onu seçeceğim.
İyi gibi. Aa, oraya girmesini hiç sevmedim. Neyse onu kaldırırız yukarı. Bu arada bunların boyutunun aynı olmasını da sevmedim. Ha, bir bakayım bunu aşağı indirince çok içine mi geliyor? Yok girmiyormuş, tamam. Bunu bu tarafa alacağım. Daha mantıklı. Sanki. Bu nasıl buraya girmiyor acaba? Çok ilginç şu an. Hiç beklemediğim şeyler oluyor. Şuraya da bir tablam abla bir şeyler atabiliyorsak atalım. Diğer paketlerden kullanmak istiyorum. Elim onlara gidiyor. Çok güzel şeyler var çünkü. Ha, şundan koyabiliriz. Ortalaması çok çirkin. Olmadı. Mesela şeyi de kullanamayacağım. Şurada ana oyuna sonradan güncellemeyle gelmiş sanırım. Bir tane kocaman bir şey var ya. Şu. Bu da kullanamayacaklar arasında. Daha güzel ucuz bir şey var mı acaba? Base game diye işaretleyeyim de rahat rahat arayayım. Neler var? Bu var. Yine kötü. Şu nasıl? Aa bak buna yeni güncellemeyle bir sürü şey geldi ama ben onu kullanamayız tabii. Şöyle ince uzun olsa. Hani niye ortalamıyorsun? Ha biz şey yapabiliriz bu arada. Niye ortalamak uğraşıyorum ki? Böyle bir kaydırabilirim kenara. Pencereyi. Bu sefer oda da ortalamadı. Yani şundan bir tane daha koyabilirim belki. Çünkü neden olmasın da. Aa! Tamam. Sonra üstüne bir tane daha lamba. Tamam iki taraflı oldu. Sonra buraya bir tane bir şey astığımızda daha mantıklı duracak bence. Ana oyun lütfen. Böyle ortalasın işte. Ne kadarmış bu? 375 milyon. Evet. Bunun neleri varmış? Şu mu daha iyi? Biraz fazla. Geliyor. Böyle ortalama stilini hiç beğenmedim. Şu nasıl? Ha, hakikaten. Kesinlikle bilemiyordu. Şu iyi olacak sanırım. Yani. Bakayım. Böyle yaptım. Biraz değişiklik oldu. Dışarı da bir masa falan atalım. Biraz daha böyle güzel bir ortam yaratalım. Biraz albenisi olsun evin yani. Şu an çok iğrenç duruyor. Bir de işte girişe bir ışık konulabilir. Işıkları düzeltebiliriz. Bahçeden önce. Ama bahçeye de biraz, peyzaja biraz para kalsın istiyorum. Şunu aslında hiç kullanmıyorum. Kullansam mı acaba? Böyle bir şey var. Ama pek uygun değil sanki buranın atmosferine. Şu daha uygun. Böyle koysam. Koydurtmuyor aşağıya. Çok gıcık. Niye koydurtmuyorsun? Allah'ım. Allah'ım. Evet. Nerede o? Bunu koysam. Aha. Evet sanki bu daha uygun olacak gibi. Bunun renklerine bakayım. Evet bu sanki daha uygun. Özellikle çok görünmediğinde daha daha da uygun. Ha bak bu evet bu oldu gibi. Bunun rengi olsa evet sanki bu daha uygun olacak gibi. Böyle küçültsem daha iyi mi? Sanki daha iyi. Bir tık daha iyi gibi. Evin etrafına kolonlar falan mı koysam ya? Orasına burasına. Daha güzel görünsün diye. Bu var. Aa çok kötü. Bakayım. Aa, bu ne ya? Aa, böyle koyabiliyormuşuz. Bunu da beğenmedim. Şu nasıl? Beton kolon sanki mantıklı gibi ama. Yani beğenmediyseniz hakkınız var. Şu an. Bunun altına koyamıyoruz ya çok gıcık. Böyle yapsam. Biraz değişiklik katsam eve. Bir de bu çatıyı biraz indirsem acaba şu an. Böyle bir tık. Bir tık da buradan. Olmadı. Bir de önden görünüş çok kötü oldu ya. Şuraya böyle küçük bir şey daha koymalı bence. Bir pencere. Aslında bunlar varmış. Bunlar sanki daha iyiymiş. Evet. Böyle yuvarlak bir pencere varsa. Şu mesela iyi olur mu acaba? Biraz kötü oldu. Şu nasıl? Bunun rengi varsa belki kotarır diye düşünüyorum. Beğenmedim. Şu nasıl? Aa, bak böyle bir şeyler belki. Çok korkunç. Şu an simpleni sınıyor. Evet. Keşke Move Objects olsaydı şu an. Evet, Move Objects sıkıntısı yaşıyorum. Çok kötü değil sanki bu. Bunu koyabiliriz. Bunun rengi de varsa belki bunu yapıştırırım. Ha, bunu yapıştırıyorum. Dışarıdan kötü görünüyor ya. arka taraf nasıl? Arka tarafa koysam. Gereksiz ya.
Böyle güzel tanjurlu şeyler var aslında. Bunlar yerine o tanjurluyu mu koysam? Onu koyamıyorum. Peki. Mesela buraya sadece pancarlıyı mı koysam diye düşündüm de. Güzel ortalama ya. Şu kirişlerden yapabiliriz. Yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Allah Allah. Şimdi yapabiliyor muyuz? Hala yapamıyoruz. Evet, zaten öyle. Ha, buna yer yapmamız gerekiyor. Yapabilmek için. Bu önceden oluyor muydu bilmiyorum bu arada. Yorumlarda yazarsınız. Eğer olmuyorduysa yapacak bir şey yok. Çünkü bunu böyle temel attığınızda buraya yukarıya bir oda olarak algılamaya başlıyor. Çatıyı bozmuyor ve kenarından süs koyabiliyorsunuz. Diyebiliyorum. Evet. Böyle şeyler yapılabiliyor hale geliyor. Bakayım bu nasılmış. Bayağı çirkin. Evet. Şu nasıl? İlginç oluyor. Evet. Bunu biraz böyle yuvarlasak mı acaba? Ya da şöyle mesela. Biraz daha Japon evi gibi. İlginç oldu. Keşke buraya ortasına güzel bir pencere ayarlayabilseydim. Cidden yani onun için ağlıyor şu an ev. Ve düz beyaz şerit çeksem. Düz bej pardon. Beyaz değil. Sen renk farkı mı biraz tuhaf oldu. Sanki bu bir tık daha iyi yaptı dedi. Dış görüntüsünü bir tık daha iyi yaptım gibi. Şu nasıl olacak? İyi de düz olan. Biraz böyle bir şey oluyor. İyi. Garip oluyor. Yerleri bol bol boyayacağım çünkü bedava. 5.300 milyonumuz var. Evet, sanırım bunlar yapabildiklerim. İşte dışarıya da bir şeyler koyayım. İşte barbekü falan koyayım, siz çıldırın dışarıda. Şundan bir tane atayım. Simin sürekli gitsin orada. Takılmak istesin. Siz de bana küfredin bol bol. Sonra diyorum şöyle bir dışarı masası. Bu şey mi ya? Komodin mi? Komodin sanırım bu. Dışarı masası bu. Evet, bunu böyle o renk güzel. Sandalye de bu güzel. O yüzden bunu yapıştırıyorum. Bunu tabii buraya koyamam. Herhalde bir ben varımdır. Rengini tutturalım. Yeşil güzel. Yeşil koydum. Ve komodin tarzı bir şey de koyabiliriz. Hani yemek pişince oraya koyuyorlar gibi. Daha güzel bir ahşap versiyonu var mı? Var. Evet. Biraz çirkin. Bu nasıl? Bir tık daha iyi. Beğenmedim. Bahis. Bunu dışarıda bırakmazsın gibime geliyor. Biraz saçma. Başka ne var? Ana oyuna baksak daha rahat olacak direkt. Şöyle bir tane aslında bu şekilde örtülü şeyler çok mantıklı. Bakayım neler varmış bunda. Yeşil yapıp bunu görmesini sağlayabiliriz aslında. Ama sanırım başka bir şeyler denemek istiyorum. Ama bu daha böyle bir eğlenceli geldi. Şu nasıl? Sıkıcı. Evet, bu daha eğlenceli geldi bana. Bu olabilirmiş. Ne? Altla basıp bir şey ayarlamak yok. Evet, koyacağım sadece. Evet. Bunu böyle yapalım. Bu sandalyeleri de şöyle ayarlayalım. Umarım ev planına bir şeyler yetişebilir. Evin içine böyle bir şöyle bir saksı koysam. Burada yemek yiyebiliyorlar sanırım ne yaparsam. Böyle başka bir çiçek daha koyabilirim belki. Aslında buraya bir hiç yeteneklerini geliştirsinler diye hiçbir şey koymadım. Bilgisayar koyayım diyordum. Unuttum onu tamamen. Evet. Ana oyundaki masalar da hep böyle. 3 kilometre. Bu biraz bizi zorlayacak. Ne güzel ayarlamıştım ben her şeyi. nereye koysam, nereye koysam. Sanırım tuvaletin bu kadar büyük olmasına gerek yok o zaman. Tuvaleti küçülttüm. Tuvaleti küçültünce ne oldu? Şuraya bir masa atabilir hale geldim. Ama bayağı çirkin olacak. Bayağı böyle şey. Sıradan bir sürü masa varmış. Evet. Düşünelim. Bu arada dışarıdan görüntü iyice çirkinleşti değil mi? Evet. Şey de koymamız lazım. Şunu da koymamız lazım. Çünkü banyoda olmaz öbür türlü. Bu arada bu banyo fonksiyonu çalışıyor mu yani? Çalışmıyor şu an. Dur bakayım düşüneyim.
Böyle koyabiliyor muyum? Koyamıyorum tabii ki. Seçeyim, koydurmuyor. Evet. Ben bunu böyle koysam. Kapıyı böyle kenara alsam sanki olacak gibi. Bu şekilde kullanılabiliyor banyo. Her yerine gidebiliyorsunlar. Evet. Bence oldu. Hatta şuradaki pencereyi silsem daha güzel olabilir. Böyle kalıp ortaya götürsem sanki daha mantıklı. Evet, dışarıdan nasıl görünüyor acaba? Allah'ım çok çirkin oldu. Dışarıdan görüntüsü iyice iğrenç oldu. Evet. Ne yapacağız? Buraya bir şey atsak güzel olabilirdi aslında. Düşüneyim. Şuraya masayı koyacağım. Masayı koyayım, bilgisayarı atayım, bir rahatlayayım da ondan sonra ne gerekirse yaparız. Ana oyun, ana oyun. Böyle mi yapsak? Biraz fonksiyonel bir masa. Ana güzel bir sandalye. Atmaya mıydık? Atmayaydık. Şuna sonuç. Pahalı, çok pahalı. Her şey çok pahalı. Evet. Yeşil nasıl? Mavi nasıl? Pembe. Siyah koyacağım sanırım. Evet. Sonra bir bilgisayar. Evet, bilgisayar var, televizyon var. Şuraya da bir şövalye atsam bence her şey mükemmel. Yok, atamadım. Kütüphane yok evde. Evet. Şöyle bir kütüphane de koyalım. Yani böyle çalışırken buradan kitaplarını alabilsin. Umarım buradan geçebiliyordur. Deneriz. Bakayım, şunları değiştirmeyi planlıyorum. Ama bunun böyle biraz şey değişik bir kumaşı varmış. Bunu bilmiyordum hiç. Şunun rengini sevmedim ama bu daha mantıklı. Şu nasıl? Bunu da değişik bir şeyler yapabiliriz belki. Böyle siyah yapmak sanki daha iyi oldu. Bence bunu bu tarafa alınca bir sıkıntı olmayacak. Hemen bir deneyelim. Evet, nerede Caroline? Şuraya bir gel bakayım. Bir tuvaletini yap. Sonra bir duş al. Evet, her şeyi yapıyor. Duşu da alıyor. Bunu da kullanıyor. Kitap okuyor biliyor musun? Tamam, bence olmuş gibi. Yani sen buraya gidebilirsin artık. Evet. Bunu buraya ortalığa attığımı unutmuşum. Evet. Evet, bunu bu tarafa geri alacağız. Bir de rengini değiştirmek istiyorum. Yine bunu yapmak istiyorum. Ya da siyahını yapsak. Sanki bu daha güzel oldu. İşte bir halı verilebilir. Bu arada dışarı koymak için, hani güzel ağaçlar maçlar koymak için hiç paramız kalmayacak yakında. Yani böyle ha bu da iyiymiş, bu da iyiymiş diye diye. Şundan falan mı koysam? Hiç bilmiyorum çünkü. 145 mi? Aslında bunu böyle bir hani çalışma köşesi tarzı bir atmosfer yaratması açısından beğenmiş olabilirim. Ama güzel bir halı değil. Bu da 150'ymiş. Şu nasıl? Bu da mı çok büyük? Ama bu çok büyük değil. Ha, bunu istiyorum sanırım. Bunun güzel bir rengi olsa. Böyle ilginç oldu, güzel oldu. Sanki böyle altına kadar girse daha mı iyi? Yoksa bu tarafa doğru mu olsun? Ortası daha iyiydi. Evet, tamam. Onun dışında belki şeyde de tuvalette de bir böyle bir halı yapsak daha iyi. Çünkü yerler beton yani. Bayağı kayar düşer simimiz. Bu şekilde bir şey yaptım. Bunun rengini güzel ayarlasak bence güzel olur. Evet. Burada zaten halı flex. Bunda sıkıntı yok. Girişte bir böyle bir şey koysam mı? Bakayım. Evet, bence oldu. Bir bonsai ağacı versem. Bu da bir yetenek geliştirme eşyası. Sonra dışarıda birkaç tane böyle işte ne anladı? Bahçecilik için bir şeyler versem bence olur gibi. Şundan koyacağım sanırım. Evet, tamam, artık yeter gibi. Onun dışında başka ne koyacağım ki? Havuzu da koyamıyorum çünkü. Bunu koysam da zaten kullanamıyorlar. Evet, bu zaten yoktu yani. Başka neler varmış? Koyabileceğim şöyle şeyler filan. Bunu mu koysam birden böyle bir atmosferi değiştiren? Gereksiz. Evet, dekorasyon eşyası hiç koymadım ben, değil mi? Bir şeyler koyayım eve. Şöyle tavşan mavşan bir şey koyayım. Ha, yer yok, tamam. Evet, hiçbir şey koyamıyorum. Ne kadarmış? 85. Böyle aslında alt tuşuna basıp şöyle yaklaştırma falan olsaydı şunu istiyordum. Bence ilginç olurdu. Burada böyle bir cüce olması hem ucuzdu falan. Ama yok. Bu çok böyle güncellemeyle gelmiş bir şeye benziyor ama. Acaba koysak mı? Neyse, koyalım. Değişiklik olur. Biraz böyle atmosferi değiştirir şey. Evet. Böyle hani belli belirsiz küllükler falan olur ya. Onun gibi. Ama bak, aynı atmosferi de sanki veriyor. Evet. Ama işte o yerleştirme olayı sıkıntılı. Başka ne renkleri var? Şu renk bir de koyalım.
Bunlar niye burada bilmiyorum. Sorun bana niye burada? Hiçbir fikrim yok. Evet. Buraya da bir tane ışık koymamız lazım bu arada. Bakayım gece nasıl? Buraya da yakından bir ışık koymamız lazım gibi duruyor. Acaba da çapraz mı koyacağım? Bu şekilde. Daha mı sanki? Mantıklı gibi. Onu düşündüm. Amacı ne? Hiçbir fikrim yok şu an. Evet, böyle bir dekorasyon arayışındayım. Umarım yapabiliriz. Anamayın da o kadar az şey var ki. Ama ne yapsam bilmiyorum. Zaten bir süre sonra paramız kalmadı. Evet, bence artık peyzaja başlayalım çünkü öbür türlü paramız kalmayacak. Önce böyle bir... Burayı özellikle kaplamadım çünkü paradan tasarruf etmek istiyorum. Yerleri burada bir taşla falan kaplayacağım. Şöyle falan olabilir. Sonra bunun üstüne işte çimenlikli alanlar falan diye düşünüyorum. Böyle güzel, eğlenceli bir alan yaratılabilir belki. Evet, şu an mevsim sonbahar olduğu için biraz çirkin ağaçlarımız. Ama yapacak bir şey yok. Burada böyle ağaçlık falan mı yapacağım herhalde? Ne yapacağım hakkında fikrim yok aslında. Yani çiçekler mi çiçekler koyalım bence, tabii. Girişe de böyle çiçekler yok efendim, yol filan. Bunlar iç içe geçebiliyormuş ana oyunda da. Belki önceden yoktu ama şu an olduğu için kullanmak istiyorum. Aa, evet, devam. Her zamanki çiçek numaramı kullanacağım yani gerçekten. Peyzaj numaramı kullanacağım. Bunu Lee Zimzi'den bir öğrendim. Sonra bırakana aşk olsun. neden yaptırmıyorsun acaba? Evet. Bunu böyle koyacağız herhalde. Sonra ana oyun lütfen. Ha, keşke onu koydursaydın bana. Hep bir sürü bir sürü aynı çiçek. Ah, böyle koyamamak çok gıcık. Şu green green grass'ı ortada atabiliyor muyuz? Atamıyoruz. Bakayım şundan koysam buraya bir tane. Nasıl oldu? Allah'ım çok kötü oluyor. Yerler evet. Ha, onu da etrafına koyabilecek miyiz bakayım? Sanki bir tık daha uzun gerekiyor buraya. Burada öyle şeyler yapabilecek miyiz? Bunu da yapabiliyoruz ama çok kötü duruyor ya. Bu nasıl? Yani buraya da bir attım ama. Hayırlısı. Aslında daha böyle ayrı ayrı duran çiçekleri koymak daha mantıklı gibi sanki. Bunlardan böyle papatyalar falan koymak daha mantıklı gibi sanki. Bakayım şunları koyabilecek miyim buraya? Koyamıyorum. Evet. Böyle değişik bir şeyler mi denesek? Çünkü nasıl olsa güzel durmuyor gibi. Ne yapsam? evet, bu papatyalardan bir sürü. Bu papatyaların adı da Oasis Daisies'miş. Ha yok, Oasis değilmiş, Oops Daisies'miş. Evet, neyse ben bunu Oasis Daisies olarak alıyorum. evet. Çok gıcıksın şu an. Bu arada evi biraz yukarı kaldırabiliyor muyum? Eskiden yukarı kaldırma var mıydı böyle? Bunu merak ediyorum. Yorumlarda yazarsınız. Sanırım yok. O yüzden yapmasam daha iyi gibi. Ama yapabilseydim eğer böyle bir şey yapardım. Bu tarz bir şeyler. Sanki bir tık daha iyi oluyor böyle yapınca. Ama yere yapıştıracağız. Evet. Peyzajla ilgili en ufak bir fikrim yok. Bunu böyle iç içe de geçirtemiyoruz ki. Buraya böyle küçük bodru ağaç falan koyabiliriz belki. Eğer eviniz güzel görünmüyorsa en güzel tavsiye oraya buraya ağaç koymak. Taşlardan da yol yaptık mı bence önümüzde kimse duramaz idi. Aslında taşları oraya buraya atsak böyle bir değişik bir atmosfer yaratabiliriz belki. Ne paramız mı kalmadı? Tanrım. Evet. Daha arkaya çiçek falan atacaktık. Şimdi bu güzel durdu, bu alakası durdu. Şimdi onu siliyorum, biraz para geliyor. Bunun dışında şuradaki yanlış kısmı silelim. Keşke daha güzel bir ışık olsaydı gerçekten şu an. Çok yanlış bir ışıkla yapıyorum bunu.
Taşlar çok pahalı. Şu kaçmış? Bu da mı 145? Hmm. Şöyle koysam 330 kaldı. Bu da çok pahalı. Bir saniye. Şu. Vay Edge. Niye bu kadar pahalı? 330, 100 kaldı. Buraya belki bir tane daha ağaç atılabilir. Tam 100 kaldı. Ben iki tane falan mı koysam acaba? İki tane. Hiç böyle çöl havasını vermedik değil mi? Biraz daha çöl havasını verecek bir şeyler konulabilir belki. Tam böyle evin dışına. Bir tane de buraya. Buraya bir şey konulmamış ama konulabilirmiş gibi düşünelim. Yirmisi milyona koyacak herhangi bir şey var mı diye. Şurada her şeyi gösterdi. Ana oyunda konulabilecek herhangi bir şey var mı diye bakıyorum şu an. Yirmisi milyona. Herhalde bir şey kalmadı. Bu var. Olmaz. Evet. Daha çok posta kutusu koyabiliyorum. Evet. Şurası çok boş kaldı. Ama bence kötü olmadı. Belki bunu buraya daha ortaya bir yere mi alsak? Aslında biraz böyle atsak. Hani şuradaki o çalıların bitişini de mantıklı hale getirmek amacıyla. Sanırım olacak bu şekilde. Bence çok kötü olmadı. Biraz kötü oldu. Bayağı kötü oldu. Evet, bak. Evet, tabii biraz buraları da boyamam lazım. Yerleri boyuyorum. Ve yaptım. Evet, ne düşünüyorsunuz? Sizce oldu mu? Başlangıç evi için sanki kötü değil gibi. Böyle bir artistik bir girişi var. Ondan sonra güzel bir büyük bir arka bahçesi var. Bayağı bir boş bir arka bahçe. Ama böyle bir çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Sanki o kadar da kötü değil gibi. Evet. Sonra buradan girdiğimizde işte bir salona açılıyor kapı. Doğrudan yanında buzdolabı var. En sevdiğim. Mutfak bu şekilde. Zaten ilk kişi anca takılır burada diye düşünüyorum. O yüzden bu şekilde bir masa attım. Sonra yatak odası çok içime sindi aslında. Renk seçimi açısından filan. Hoşuma gitti. Bu duvar bomboş kalmış ama. Yapacak bir şey yok başlangıç evinde. Affedin artık. Onun dışında bir bilgisayarımız var, bir masamız var. Bir televizyonumuz var, kitap okuyabiliyorsunuz, bonsai kesebiliyorsunuz. Ondan sonra fonksiyonel bir banyomuz var. Küçük ama fonksiyonel her şeyi yapabildiğiniz. Çöp kutularını koydum, musluk koydum. Yani hem mutfağa hem de hani hem güzel görünecek bir şey. Hem mutfağa hem de banyoya ayrı ayrı çeşmeler koydum. Kıymetimi bilin. Öbür türlü zor hakikaten. Evet, arkadan da bu şekilde görünüyor. Ben arkadan görünüşünü sanki daha çok beğendim. Hani önden ziyade. Bir de buraları özellikle taşırdım. Sanki biraz böyle çimeni hani önceden yapmışlar sonra üstüne çit çekmişler gibi hayal etmek istedim. Şurada biraz taşıyor. Onları biraz daha düzeltip galeriye yükleyeceğim. Evet, boş olan kısımları da bu arada hani seviniz geliştikçe bir şeyler atarsınız diye hayal ettim. Öyle umuyorum.
O yüzden umarım çok kötü olmamıştır. Şu girişteki öndeki pencere sorunu da bu küçük ağaçla çözdüğüme inanıyorum. Ne diyorsunuz? Yorumlarda yazın düşündüklerinizi. Bu evde oynar mıydınız? Bu şekilde bir başlangıç evi nasıl? Başka başlangıç evi videoları yapmamı istiyor musunuz? Başka böyle çılgın kısıtlamalara girmemi istiyor musunuz? Yani oyunu 2014'te indirdim. Azıcık oynayıp sonra hiç açmamış olsanız bile şu an bu şeyi indirip hiç güncelleme yapmadan galeriden bunu indirip oynayabilirsiniz. Aşağıda galeri aydınını da bulabilirsiniz. Oradan gidip indirebilirsiniz. Hemen yüklüyorum galeriye. Evet. Adını böyle koydum. Ne olduğunu Google'layabilirsiniz. Evet, bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ben çok eğlendim yaparken. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Başka neler yapılabilirdi? Hani aklınıza gelen bir şey varsa yazabilirsiniz aşağıda. Hani ilk ben Oasis Spring'de denildim. Bir sonrakinde Willow Creek'te de deneriz. Ama hani siz de deneyip bana atabilirsiniz. Discord sunucumda ekran görüntüleri kısmında paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.